Merhabalar. Bu hafta da sizinle Microsoft PowerPoint programında tasarım ve animasyonlar menülerine göz atacağız. Bilgisayar erişim güvenliği, parola güvenliğini anlattığımız bir sunumu açtım daha önce. Ve burada tasarım menüsü altında yer alan başlıklara göz atacağız beraber. Tasarım menüsü altında yer alan ilk butona baktığımızda burada bize sayfa yapısından bahsediyor. Slide boyutu, genişlik, yükseklik, slide başlangıç numarası gibi özellikler var. Ne işe yarıyor bunlar? Slide boyutu öncelikle ekran gösterisindeki boyutumuzun ne oranlarda olacağını bize gösteriyor. 4'e 3 oranı demek eski televizyonların oranı demektir. En boy oranının 4'e 3 olduğunu bize ifade eder. Ekran gösterisinin 16'ya 9 olması ise şu anda yer alan işte bilgisayar ekranlarının, televizyon ekranlarının en boy oranını bize gösterir 16'ya 9. 16'ya 9 yaparsak bilgisayar veya televizyon ekranında tam ekran olarak gözükmesini sağlayacaktır. Veya şuradaki slide sayfamızın yatay mı dikey mi gözükeceğini veya dinleyici notları kısmının yatay mı veya dikey mi gözükeceğini yine buradaki seçeneklerden ayarlamamız mümkün. Slide yönlendirmesi ise sayfamızın dikey mi yatay mı gözükeceği kısmını bu butonla ayarlayabiliyoruz. Eğer ki dikey gözükmesini istersek bakın şu şekilde bir sayfa görünümü şeklinde olacaktır. Fakat slaytlarda bu çok tercih edilen bir yöntem değildir. Neden? Çünkü slaytımızı başlattığımızda ekranda küçük olarak gözükmesine neden olacaktır. Ama slayt yönlendirmemize buradan yatay hale getirirsek ve slaytımızı gösterirsek bu şekilde daha büyük bir şekilde görünmesini sağlayabiliriz. Hatta tanım ekran gözükmesini istiyorsak az önce burada size söylediğim gibi ekran gösterisini 16'ya 9 yaptığımızda ve tamam butonuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi ekranı biraz daha sağa ve sola genişletti. Bu şekilde slide gösterisini başlattığımızda bakın görmüş olduğumuz gibi tam ekran olarak bize slide gösterisini başlatacaktır. Peki tasarıma geldiğimizde şu anda var olan tasarımları buradan seçebiliriz. Bilgisayarımın içinde var olan tasarımlardan baktım. Hoşuma gidenlerden herhangi bir tanesine tıkladığımda bunu diğer slaytların hepsine uygulayacaktır. Eğer ki baktığımda burada hoşuma giden bir tema bulamadıysam bilgisayarımdaki temalara bakabilirim veya kendim oluşturmuş olduğum bir temaya kaydedebilirim. Veya Microsoft Office sitesinde, internet sitesinde yer alan hazır temalara göz atabilirim. Buraya tıkladığımda Microsoft'un internet sitesinde yer alan hazır temaların olduğu yere beni yönlendirecektir. Ve burada ben hangi konuyla ilgili bir tema arıyorsam onu buraya yazıp aratabilirim. Eğitimle ilgili temalar karşıma çıkacaktır. Bakın PowerPoint teması, Word teması gibi temalar karşıma çıkacak burada. Buraya gelip herhangi bir tanesini hoşuma giden herhangi bir tanesini seçtim ve bunu bilgisayarıma indirip açtım. Bunu açtıktan sonra özellikler geldi. Bu özellikleri doldurmuyorum. Şimdi kapatıyorum ve karşıma bu şekilde bir tema çıktı. Bu temayı eğer beğendiysem ben gelip temalar kısmına geçerli temalarımı kaydet deyip temamı kaydediyorum. Artık temalarım alanına geldi. Artık bunu kapatabilirim. Ve az önceki sunumuma gelip kaydetmiş olduğum temayı buradan seçebilirim. Bakın şurada. Özel temalara gelmiş. Bu temayı seçtiğimde artık az önceki sunumuma bu temaya uygulayabiliyorum. Peki bu temayı bu renklerle mi kullanmak zorundayım? Hayır. Eğer ki renklerini beğenmediysen bu temanın gelip buradan istediğim bir rengi tema olarak belirleyebilirim, seçebilirim. Yazı tiplerini beğenmediysen buradan gelip farklı yazı tiplerini yine buradan istediğim gibi seçebilirim. Renklerini, efektlerini beğenmediysem buradan gelip istediğim bir efeyi seçtiğimde sunumun içerisindeki tüm efektleri buna göre ayarlayacaktır. Arka plan stilleri yine burada var olan arka plan stilleri arasından istediğimi seçebilirim. Tasarım menüsü altında yer alan butonlar bu şekilde. Animasyonlar bölümüne baktığımızda ise
Hemen ortada yer alan bir animasyonlar, yani slide geçiş butonları var. Bunlar ne işe yarıyor? Buraya geldiğimde, üzerinde durduğumda bakın, slide'in bir geçiş animasyonunu bana gösteriyor. Farklı animasyonlar burada uygulayabilirim. Bakın, birinci slide seçiliyken gelip bir animasyona tıkladığımda ve slide gösterimi başlattığımda slide'im animasyonlu bir şekilde geldi. İkinci slide'e geçtiğimde normal bir şekilde geldi. Neden böyle oldu? Çünkü biz seçtiğimiz slide'ı sadece birinci slide seçiliyken uyguladık. Bunun tümünde gözükmesini istiyorsak buradaki animasyonu seçtikten sonra tümüne uygula dememiz gerekiyor. Şu anda tümüne uygula dediğimiz için her bir yeni slide'e geçtiğimde aynı animasyonla geçiş yapacaktır. Peki bununla ilgili özellikleri nereden ayarlayabiliriz? Bakın şurada geçiş hızı var. Örneğin burada yavaşa tıkladığımda daha yavaş bir şekilde, hızlıyı tıkladığımda ise daha hızlı bir şekilde animasyonu oynatacaktır. Ve buradaki değişikliği yaptıktan sonra da yine tümüne uygula diyerek bütün slaytların daha yavaş geçmesini sağlayabilirim. Her geçişte bir ses gelmesini istiyorsam buradan seslerden istediğimi seçebilirim. Fakat slayt geçişlerinde ses genellikle tercih edilen bir şey değildir. Çünkü daha çok dikkat dağıtır. Dikkatin dağılmaması için, dinleyenlerin dikkatin dağılmaması için genellikle geçiş sesi kullanılmaz. Geçiş için ben her mouse'a tıkladığımda bir sonraki slide'a geçeyim istiyorsanız bakın şuradaki seçeneğin seçili olması gerekiyor. Eğer hayır ben mouse'a tıkladığımda değil ben süremi iyi ayarlayabiliyorum. İşte belirli bir süre sonra, belirli bir saniye, belirli bir dakika sonra bir sonraki slide'ıma geçebilir derseniz buradaki otomatik olarak seçeneğini seçtikten sonra sürenize belirleyebilir ve o kadar süre sonra geçmesini sağlayabilirsiniz. Özel animasyon diye bir buton var. Peki nedir bu özel animasyon? Özel animasyon butonuna tıkladığımızda bakın bu kısım şu anda boş. Eğer ki ben ekranında yer alan yazılara özel animasyon vermek istiyorsam buradaki yazıyı seçtikten sonra bakın efekt ekle kısmı aktif oldu. Efekt ekleyi tıklayıp bir giriş animasyonu, vurgu animasyonu, çıkış animasyonu veya hareket yolları belirleyebilirim. İlk slide'ım olduğu için bir giriş animasyonu vereceğim. Ne olsun? Örneğin uçarak giriş. Nereden geldi? Alttan uçarak geldi. Alttan veya üstten, soldan, sağdan nereden gelmesini istiyorsam otomatik ben bunu belirleyebilirim. Veya çok hızlı, yavaş gelmesini sağlayabilirim. Özelliklerini buradan belirledikten sonra nereden geleceğini de belirledikten sonra nasıl geçeceğini, nasıl geleceğini ekrana belirleyebilirim. Tıklanınca mı gelsin, öncekiyle birlikte mi gelsin, öncekinden sonra mı gelsin seçeneklerimiz var. Sizin slaytınıza uygun olan nerede geleceğini belirledikten sonra bu seçeneklerden istediğinizi seçip ne zaman geleceğini belirleyebilirsiniz. Bakalım slaytımızı başlatalım. Bekliyor, gelmiyor. Neyi bekliyor? Tıklanmasını. Mouse'la bir kere tıkladığımda başlığım ekrana geliyor. Bir kere daha tıkladığımda ikinci slaytıma geçiyor. İkinci slaytımda vurgulamak istediğim bir alan var benim. Şu parolalar genel olarak iki şekilde ele geçirilebilir. Seçtim burayı, efekt ekleyeceğim, vurgu efekti ekleyeceğim. Ve burada alt çizgi eklemek istiyorum. Bakın şu şekilde çok hızlı bir şekilde buraya alt çizgi ekliyorum. Ve geldim. Birinci slayttan başlayalım yine. Birinci slayta geldim. Tıkladım. Başlığım geldi. Tekrar tıkladım. İkinci slayta geçti. Tekrar tıkladığımda alt çizgiyle bu başlığımı vurguladım. Eğer ki bunu tıklamayla değil de otomatik olarak gelmesini istiyorsam bakın buraya geldim. Tıklanınca değil öncekinden sonra diyorum. Slaytım açılsın. Slayt animasyonum bittikten sonra alt çizgim gelsin. Tekrar birinci slayta geçtim. Bakalım benim tıklamama gerek kalmadan alt çizgim gelecek mi? Tıkladım. Başlığım geldi. Tıkladım. İkinci slayta geçtim. Hiçbir şeyi tıklamadım. Alt çizgi vurgum geldi. Buradaki bir diğer özel animasyon ise efekt ekle animasyonlarından seçeceğimiz hareket yollarıdır. Hareket yollarında var olan seçenekler ile seçtiğimiz metni aşağı, yukarı, sağa, sola veya özel yol çizerek hareket ettirebiliriz. Buradaki başlığımızı sağa hareket ettirelim. Yani ekranın ortasına alalım. Sağa hareket özelliğini, efektini seçtikten sonra slaytımızı başlatıyoruz. Tıkladığımızda başlığımızı bizim için ortaya kaydırıyor.
Bu şekilde animasyonlarımıza da özel animasyonlarımızı da verebiliyoruz. Özel animasyonlarda tümüne uygula gibi bir seçenek yok. Çünkü her özel animasyon kendine özel olduğu için birebir bütün animasyonları vermeniz gerekiyor. Ve slide gösterisi alanı var. Slide gösterisi alanında da slide'ınıza nereden başlatırken geldiniz, olası senaryoları anlatacaksınız. Baştan başlatmanıza gerek yok. Bu durumda direkt geçerli slide'dan animasyonunuzu, slide gösterinizi başlatabilirsiniz. Veya buradasınız ama veya alt sıralarda bir yerdesiniz. Slide'ı baştan başlatacaksınız. Tekrar buraya tıklamanıza gerek yok. Baştan başlat diyerek yine buradan slide gösterinizi başlatabilirsiniz. Slide gösterisini başlatabileceğiniz bir de aşağıda slide gösterisi butonu vardı burada. Bunu da yine unutmuyorsunuz. Şu kısımda bir de görünüm menüsünde anlatmam gereken bir şey var. Görünüm menüsüne geldiğinizde bakın şurada normal slide sayfası, notlar sayfası gibi bir kısım var. Bakın not eklemek için buraya tıklayın diye bir alan var. Buraya sizin burada yer alan slide'da anlatacağınız konularla ilgili ek bilgileri ekleyebilirsiniz. Ne işe yarar bu ek bilgiler? Siz burada genelde dinleyenleri yormamak için çok kısa bilgiler verirsiniz ve bu bilgilerle ilgili ayrıntılı bilgilere notlarınızda yer verirsiniz. Ve notlarınızda yer alan bilgileri herkesin görmesini istemediğiniz için notlar kısmına eklersiniz ve çıktı aldığınızda slide sayfası, notlar sayfası çıktısını aldığınızda o slide'a ilişkin notlarınızı bu şekilde çıktı kağıdında görebilirsiniz. Onun için notlar çok önemlidir. Slide sıralayıcısı, slide'larınızı belli bir sıraya göre dizmeniz gerekiyor. İlk slide'ınızı en sonda, sonda göstereceğiniz slide'ı ortada gösterirseniz slide'ınızın düzenini bozar. Onun için slide sıralayıcısına tıklayıp slide'ınızın genel bir düzenini buradan kontrol edebilirsiniz. Ve bunun gibi yine seçenekleri buradan inceleyebilirsiniz. Bu haftada anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.